Özgür Özel'in gazetecilere her şey döndü. Gazetecilere fırça atması eksikti. Ben de hayretler içerisinde izledim. Allah aşkına bu konuda bir iki laf edelim. Türkiye yani emekliler perperişan durumda. Can çekişmiyorlar. Ölüler, yaşayan ölüler. Öte taraftan bugün Türkiye'de hemen hemen her alanda zam bile alsanız hızlı bir erime söz konusu. Yani parayı eline geçiren insan parayı harcamadan borçlanıyor ve büyük bir çöküş yaşıyor. Onu da ikinci madde olarak koyalım kenara. Üçüncü madde bugün toplumsal hareketlilik almış yürümüş. Hayvan meselesinden tutun. Türkiye'deki hukuksuzluk hemen hemen her alanda egemen olmuş. İnsanlar neredeyse orman kanunları içerisinde yaşıyorlar. Bir diğer örneğini de size göstereceğiz. Ve bu koşullarda siz aç kapa eylemi yapıyorsunuz. Niye açıp kapıyorsunuz? Musluk açmıyorsunuz, ışık açıp kapıyorsunuz. Yaptığınızın havada ne denir ona hava aydınlıkken bu eylemin yapılması ayrı bir saçmalık. Eylemin kendisi ayrı bir saçmalık zaten. Ve bu eylem çok başarılıymış gibi bir de eleştirenlere saldırıyorsunuz. Eleştirileri bir dinleyelim. Ondan sonra biz de kusura bakmasın bize söylediklerini biz adama yediririz. Özgür Özel'e de söylediklerinin cevabını vereceğiz. Yani sana mı kaldı gazetecilere vesaire laf etmek? Sen işini doğru yap Özgür. İşini doğru yap. İşini doğru yapmıyorsun. Çünkü yanındakiler mi sana akıl veriyor? Sen mi şey yapıyorsun bilmiyorum ama saçma sapan bir tablo. Bir görelim lütfen. Solculuğu klavyeden muhalefeti bırakın. Bu millet tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşıyor. Çıkın meydanlara, mücadeleye destek verin. Elektriklerin yakılıp söndürülmesini, tepki gösterilmesini istedik. 3 gün sürdürdüğümüz eyleme Türkiye'nin dört bir yanından katılımlar oldu. Bazıları döndüler, yeterince ışık yanmıyor. Yeterince sahip çıkan yok. Ne demek istiyorsun? Yani Türkiye'de geçim zorluğu yok mu demek istiyorsun? Veya sen onu eleştirdiğin köşe yazarı, onu söyleyen gazeteci arkadaş, onu konuşan stüdyo, sen vakti geldiğinde hadi açın kapayın elektrikleri, hep birlikte olalım, sesimizi duyuralım dedin mi? Yoksa dönüp milletin gözünün içine bakıp efendim millet zaten tepki göstermez mi dedi. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. 22 yıldır bu milletin elinden sokağı aldılar. Bu milletin gırtlağından sesini çaldılar. Bu milletin avcundan alkışı aldılar. Bu milletin dilinden sloganı çaldılar. Hiç utanmadan, sıkılmadan, direnen işçi ise işçi, emekli ise emekli, emekçi ise emekçi, çiftçi ise çiftçi, öyle yanınızdayız, arkanızdayız, Twitter'dayız değil, yanınızda, arkanızda değil, önünüzde meydanlardayız, sizinle birlikteyiz. Tamam. Özgür, şimdi sen kabadayısın değil mi? Yok gırtlağında işte sesini, elinden alkışını, sloganını bilmem ne, palavradan laflar. Sen delikanlısın değil mi Özgür? Büyük lidersin değil mi? Benim hiç söylememe gerek yok. Öyle bir gösterelim. Bunları kim tüymüş, kim kaçmış, kim eylemlerin içinde olmamış. Dolayısıyla bir baksın bakalım güzel kardeşim. Bak sen nasıl topuklamışsın. Gösterelim. Özgürcüğüm, bu gördüğün yer 1 Mayıs'ta sizin çağrı yaptığınız ve Ekrem Bey'le birlikte toplandığınız yer. Orada konuşmayı yaptınız. Kime konuştunuz? Halka da değil, basına bilmem ne konuştunuz. Sonra lüks araçlarınızda topukladınız. Arkada kalan çocuklar bile bildiğim kadarıyla hala mapushanedeler. İnsanları ortada bıraktınız, gittiniz. Yani ben çok merak ediyorum. Özgür Özel
hakikaten ne yaptığının farkında değil mi? Türkiye'de klavye delikanlı falan yapan yok. Gezi'de herkes sokaktaydı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin Allah'ı var. Bütün toplu eylemlere katıldılar. 1 Mayıs'ta da çocuklar, gençler, insanlar oraya geldi. Ekrem'in siyasi sorunları çıktığında, haksız ceza verildiğinde orada oldu. Şeye karşı bu adalet yürüyüşünde insanlar orada oldu. Yani CHP'liler, muhalif, her yerde oldular. Yani senin yeryüzünde yapılmış en saçma eyleminin, ışıkları aç kapa eyleminin salaklığı, yani eylemin kendisinin amaçsızlığı, salaklığını niye gazetecilere söylüyorsun? Kaldı ki gazetecilerin görevi midir? Yani hayda eyleme gidelim gelelim bilmem ne. Yani Özgür, Allah'ını seversen biraz ciddi ol. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bil. Önce şu 1 Mayıs'ın hesabını verin siz, ondan sonra konuşalım. Senin lafına güvenip de insanlar sokağa çıkar mı ya? Herkesi ortada bıraktın. Herkesi ortada bıraktın, gittin. Arkanda içeri atılanlar, davalar ne oldu onu da bilmiyorum. Siz Sinan Ateş davasını takip edin arkadaşlar. Bunları takip etmeyin. Türkiye'nin solcularını, CHP'lilerini bilmem neyi takip etmeyin.